Vurdular mı? Muharrem'i vurdular mı? Ya Mesude? Yok. Mesude'nin bir şey yok gelin ağam. Muharrem onu korumak için kendini namlunun önüne atmış. Bunu nasıl yapıyorlar? Nasıl bu kadar vicdansız olabiliyorlar? Sıla, iyi misin? Hadi Sıla, derin bir nefes al. Sakin ol. Ayşe, çabuk buraya gel. Dokunma bana. Tamam Sıla, dokunmuyorum. Ama sen de kendini üzme bu kadar. Bebeğimizi düşün. Hadi biraz dinlen Ayşe. Elina, hadi yat da dinlen biraz. Rengin solmuş vallahi. Sakın beni, ben gayet iyiyim. Ayarlamıştım. Nasıl olur? İstanbul'da onlar iyi benim yaşam bekliyordu. Azat ve Narin gibi onları ayırdılar. Sıla, sen onların kaçmasına yardım mı ettin? Evet ettim. Başka çare bırakmadın ki bana. Berdel dedin, töreye mahkum ettin onları. Ama ağam o hükmün kararını. Bana düşen de onları buradan göndermekti. Ama yapamadım. Ah Sıla. Yine acele ettim. Yine beni beklemeden hareket ettim. Evet acele ettim. Ve bu yüzden ben de senin kadar suçluyum. Senin Yezdan ailesine verdiğin sözün bu kadar ciddi olduğunu anlamadığım için suçluyum. Muharrem ve Mesude'nin önünde bu kadar çabuk çıkacaklarını düşünemediğim için suçluyum. En az senin kadar suçluyum ona. Sıla, Mollalar bu işe girmedi. Muharrem'i öldüren onlar değil. Beni daha fazla aptal yerine koyma Boran. Sana yemin ederim onlar değil Sıla. Ben yanlarındaydım. Öyle olsaydı ilk benim haberim olurdu. Bu işe bulaşmamış olmanı o kadar isterdim ki. Oğlumun babası... Sıla, Şivan çabuk doktor çağır. Baş üstüne ağzım. Hadi Sıla, kendine gel. Ayşe su getir. Hemen. Hadi Sıla, kendine gel. Aç gözünü Sıla, aç gözünü. Hadi. Yürü. Artık senin icabına baban bakacak. Tabii erkeklik varsa ondan.